Hele kurban Mahir'e kazdın neydi acaba? Ben seni salmışım 104 kitaba. Doğum gecesinde gelmesine be, akşamdan sabaha dara kalasın. Doğum gecesinde gelmesine be, akşamdan sabaha dara kalasın. Bilmem suçlu mudur yar yar bu yolda duran, Hazreti Mevla'ya boynunu vurayım. Memen dolu kalsın beşiğim, viranel içinde bahtı kara kalasın. Memen dolu kalsın eşiğim virayın, el içinde baktın kara kalasın. Yavru geçti benden, geçti benden. Oh değdi, geçti benden. Merde köprü olmuştu, ne merde geçti benden. Hele kurban bu dağlarla la serhoş, beşikte bağla serhoş. Bugün bir nalbant gördüm ömrüm ömrüm, mıh vurur nala serhoş. Yavru kana dağlar, kana dağlar, kuş uçar kana dağlar. Avım yaralı gitti, bölensin kana dağlar uyu. Mektup yazdım sevdiğim, boşa gezdim sevdiğim. Senin gönlün oldu ama ben de bezdim sevdiğim. Senin gönlün oldu ama ben de bezdim sevdiğim. Hele yavrum düşte gör, düşte gör, hayalda gör, düşte gör. Geniş günde dost çok olur, bir dar güne düşte gör. Bülbül uçtuktan sonra, yavrum gül buluştuktan sonra, destesi kaç para eder, vakti geçtikten sonra. Destesi kaç paradır ömrüm, 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 vakti geçtikten sonra.
ömrüme bir de Miri Nigari'den bahsedeceğiz. Miri Nigari malum haliniz erişmiş bir kişidir. Çok sevdiği genç karayağız bir oğlu vardı. O da köy ağalarından birinin kızını severdi. Verir miydi ağa ki Miri Nigari'nin oğluna? Birkaç defa elçilik yaptıysa da vermedi. Ve ağa Miri Nigari'ye haber gönderdi. Oğluna söyle bu köyü terk etsin. Aksi takdirde onu öldürtürüm. Netekim de öyle oldu. Birkaç gün sonra Miri Nigari'nin oğlunun cesetini sevdiği kızın kapısının önündeki bahçede bulmuşlardı. Köy ağası Miri Nigari'ye haber göndermişti. Gel bak, ben sana demedim mi oğluna söyle de benim kapıma bacama gelmesin. İşte onu öldürmüşler, kim öldürmüşse bilmiyorum. Üstelik ağaya suç tebeyyün etmek, ağaya suç isnat etmek de zordu tabii ki. Miri Nigari'nin ancak birkaç kıta türkü söyleyip, gazel söyleyip ağlayıp gitmekten başka da çaresi yoktu. Oğlunun cesedi üzerinde şunları okumuştu. Uyandım uykudan bir saharda ya gördüm uğramışım bir mirgüzare. Yaktı felek beni hayli efkâre, ettim bir derdimi misli hazâre. Misli hazâre. Gördüler kim beni halı perişan, el çaldı eflatun, erişti lokman, nabzıma el vurdu. Bir
gittim bir tabiban. Dediler derman yok, buna ne çare. Buna ne çare. Koymadı ki felek olan bahtiyar, ağırdı saçlarım oldu mehdiyar. Demedim mi seni eder tarumar, yavrum niye geldin köyü nigare. Demedim mi seni eder tarumar, pes niçin uğradın köyü nigâre, köyü nigâre. Bitmiyordu dünyanın çilesi, daha nice mirinigarilerden geçiyordu bu davayı azam. Geliyordu günlerde bir gün sıra Kayserili, Everekli Seyran'ı babaya. O padişah saraylarında kalmış divan şairliği niteliğinde olan bu büyük insan da felekten darbe yemiş. Nihayet Kayseri'nin o kırsal bölgelerinde bir taşlı kayalık susuz yerde mezarını gömüvermiş Seyran'ı baba. Seyran'ı baba da bir nükte yapmış. Kendini ezenlere, vuranlara, kıranlara, haldan bilmeyenlere daha doğrusu şöyle demiş: susturdu salları efendi rubabi, efendi rubabi. Bu rubab şeytanı cinden çıkarır, her kim olursa şeytana tabi. İnsanı sufattan sinden çıkarır, sinden çıkarır, sinden çıkarır. Her kim olursa şeytanı tabi, insanı sıfattan sinden çıkarır. Adam evlat olmaz okutmayın, adam evlat olmaz okutmayınca. İplik kumaş olmaz dokutmayınca, ayılar et yemez kokutmayınca. Yallı kurt ölüyü inden çıkarır, yallı kurt ölüyü inden çıkarır.
Ayılar et yemez kokutmayınca, ayılar et yemez kokutmayınca, yallı kurt ölüyü inden çıkarıp, inden çıkarıp. Kulseyran'ın aşıkların ötesi, Kulseyran'ın aşıkların ötesi, kul beşerdir elbet olur hatası, zengin Ermeni'nin yağlı ketesi, kaypak Müslüman'ı dinden çıkarır, dinden çıkarır. Zengin Ermeni'nin yağlı ketesi, korkak Müslüman'ı dinden çıkarır, dinden çıkarır. Yetmiyordu, seyranının nüktesi de yetmiyordu bu işe. Gele gele geliyorduk, Kars'ın Kağızman kazasında yaşamış Hafız Recep Hifsi'ye. Recep Hifsi çok müstesna bir şair, Karacaoğlan tipi, öz Türkçe konuşan bir şair idi. Onun sevgilisi amcası kızıydı. Onu çok seviyordu amcası kızını. Ama ne yazık ki amcası anlamıyordu bu sevgi işinden. Hifsi'yi öylesine tahakküm altına almıştı ki Hifsi yapılan işkencelere dayanamıyor, başını alıp gurbetlere gidiyor ve günün birinde de dönüyor ki amcasının kızı ölüm döşeğine düşmüş, neredeyse can çekiştiriyor, ruhu ağzından çıkacaktı. İşte Hifsi sazını çekerek sevgilisi ve amcası kızının başucuna oturmuş şunları okuyordu. Sefer baykuş ne gezersi bu yerde, yok mudur vatanın ellerin hani. Küsmüş müsün selamımı almadın, şeyde şirin bülbül dillerin hani. Küsmüş müsün selamımı almadın, şeyde şirin bülbül dillerin hani. Hanım kızı aç kayıpını geleyim, geleyim de halka etini sorayım. Yangın yüreğine bir su vereyim, kurumuş ağzında dillerin hani. Thank you.
Memni yavrum memni, kalma uykusuz. Burada ne yatarsın gamsız kaygısız. Hem yorgun hem çıplak hem aç hem susuyuz. Feley fukarası malların hani. Feley fukarası. Malların hani. Ahdi gününden acı kahve içildi yar 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 yar. Düğününde acı kahve içirdi, gelin gel düşeyim. Kefen biçildi, rüzgar vurdu beyaz. Göğsün açıldı, niye kapamasın? Ellerin hani, niye kapamasın? Ellerin hani. Hele yavru bir koyun sürüden ayrıldı durdu. Yemez mi dağların kuş ile kurdu. Katardan mı ayrıldın şahin mi vurdu. Durnam teleklerin tellerin hani. Hani. Katardan mı ayrıldın şahin mi vurdu. Durnam teleklerin oy 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 tellerin hani. O dünyadan örtün örtün döşek var mıdır yar 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 yar. Karanlık mezarda yerin dar mıdır? Arkan tahta duayı yerinin yar mıdır? Nerede kapın bacan oy 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 yolların hani? Hele sen de hepsi gibi erken uyandın. Uyandın da taş yastığa dayandın. Sefil Kerem gibi kavruldun yandın. Rüzgar mı savurdu canan uyuy küllerin hani. Sefil Kerem gibi kavruldu yandım. Rüzgar mı savurdu küllerin hani. Geldik varyantların son kısmına. Tüm şairleri simgeleyen bir varlık vardır, o Pir Sultan'dır. Özüyle, sözüyle, içiyle, dışıyla bir Pir Sultan'dır ki Sivas yaylalarında yaşamış, içine dönük, benliğine sağlam bir kişiydi. Ne yazık ki vaktin insanları onu da hazmetmediler. Ona şah kelimesinden bahsetmeyeceksin dediler. Yanlış anladılar Pir Sultan'ı. Zannettiler ki o şah deyince İranlıyı, Turanlıyı,
Korubuganda mı ediyor? Hayır efendim. Pir Sultan'ın benliğinde yatan şah Hazreti Kerramullah-ı Veçhe'dir. Onun gönlünde yatan şah İmam Hüseyin'dir, İmam Hasan'dır. Emre'l Müminin'dir daha doğrusu. Pir Sultan bu varlığı canlandırarak ona haber gönderdiler. Eğer bir daha şahtan bahsederse boğazına ip geçireceğiz. Diyen de kim idi biliyor musun? Onun talebelerinden Sivas valisi Kör Hızır Paşa idi. Pir Sultan da ona şu cevabı vermişti. Görelim ne demişti burada. Siyaset günleri geldi yaklaştı, ben de bu yayladan şaha giderim, ben de bu yayladan dosta giderim. Hızır Paşa bizi berdar etmeden, ben de bu yayladan şaha giderim. Hızır Paşa bizi berdar etmeden, ben de bu yayladan şaha giderim. Yedi kat semaya çıkan aslana, defteri azamda ismi Rahman'a. Emir-el Mübinin şahı merdana, ben de bu yayladan şaha giderim. Emir-el Müminin şahı merdana, ben de bu yayladan şaha giderim. Alınmış abdestim aldırırlarsa, alınmış abdestim aldırırlarsa, kılınmış namazım kıldırırlarsa, sizde şah diyeni öldürürlerse, ben de bu yayladan şaha giderim, ben de bu yayladan dosta giderim. Sizde şah diyeni öldürürlerse, ben de bu yayladan şaha giderim. Bu kadar aşıktan sonra onlardan kalan bir yaprak veya bir parça